Bu video ultra keskin tele bir lens arayan profesyonel portre, moda, aksiyon, etkinlik ve detay çekenlere gelsin. Herkese merhaba, ben Samet Güler. Canon aynasız kameralar için üretilen lensleri işlemeye devam ediyoruz. Sırada RF 135 mm sabit tele lens var. Lensi öne çıkaran temel özelliklerinden biri en açık diyaframının f1.8 olması. Bu sayede düşük ışıkta ISO'yu çok yükseltmiyor ve sabit olmasından ötürü çok keskin görüntüler elde edebiliyoruz. 135 mm'nin diyaframı 85 mm kadar açık değil ama çok da fark yok aslında. Biri f1.2, diğeri f1.8. Bu açıklık hem düşük ışık koşullarında yapılan çekimlerde hem de bokeh kalitesinde mükemmel sonuçlar veriyor. Bokeh demişken ne olduğundan kısaca bahsedelim. Konunun önünde ve arkasında bulunan netlik oranına alan derinliği denir. Bu derinliğin netlik ya da bulanıklık oranı diyafram değeri ve mesafelerle belirlenir. F1.8 gibi çok açık bir diyaframla çekim yaptığınızda konu önünde veya arkasında daha fazla bulanıklık oluşur. Bokeh ise bu bulanıklığın estetik olarak nasıl yansıdığını ifade eder. Bu tür açık diyaframlı lensler kullanılan lens kaplamaları ve diyafram yaprak sayısı sayesinde ki bu lenste 9 yaprak var, bokehi daha iyi yansıtıyor. 85 mm de öyle. Genelde çok soru geliyor arkadaşlar. 85 mm mi alayım hocam yoksa 135 mm mi alayım? Bu iki lens arasında çok gidip gelen var. 85 mm 1.2 diyafram, 135 mm 1.8 diyafram. Birisi dar açılı, biraz daha ötekisi geniş açılı. İsterseniz şimdi Serap beni 135 mm ile çekiyor. Arkadaki bokeh etkisini görüyorsunuzdur. Her iki lensi de deneyelim bakalım. 135 mm ile bir çekim yapalım. Ne kadar fark ediyor görmüş olalım. Netlik ya da bulanıklık oranı odakladığınız konu ile aranızdaki ve fon ile konu arasındaki mesafeye bağlı elbette. Sahnedeki her objeye eşit mesafede duruyor ve uzaktan çekiyorsanız sığ alan derinliği yani bulanıklık oluşmaz. Bulanıklık için siz konu ve fon arasında mesafe olmalıdır. Bize göre en büyük artılarından biri 5.5 stopluk görüntü sabitleme teknolojisine sahip olması. IBIS özellikli kamerada bu 8'e çıkıyor. IS 85 mm'nin ekonomik versiyonu da var sadece biliyorsunuz. IS elde yapılan fotoğraf ve video çekimlerinde çok büyük bir yardımcı. Tripodsuz çekimlerde fotoğrafta daha düşük ISO'da çekebiliyor. Videoda ise sallantılı görüntünün önüne geçebiliyorsunuz. Evet, artık biliyorsunuz sosyal platformlarda ürün satışlarında video da istiyorlar arkadaşlar. Elimdeki 135 mm ile gayet güzel videolar da çekebilirsiniz. 135 mm ile hem IS'si olduğu için eğer makinenizde de IS varsa gayet net görüntüler alabiliyorsunuz. Tripod da kullanmanıza gerek kalmıyor. Şöyle yapalım. Hem IS'si kapalıyken bir video çekelim. Hem de IS'si açıkken bir video çekelim. İkisinin arasındaki farkı gösterelim size. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar IS ile IS'siz olanın arasında bayağı fark etti. IS'yi açtığımız anda tripod kullanmamıza gerek kalmadan gayet güzel elde çekimler oldu. Hiç de titremedi. Mükemmel bir özellik. 135 mm telefoto dediğimiz lenslerden biri. Telefoto lensler fonu sıkıştırır ve konuyu öne çıkarır. 70-200 mm'yi anlattığımız videoda da bahsetmiştik. Portrelerde ve detay çekimlerinde aranan bir etkidir. Şurada gördüğümüz ürünleri arkadaşlar hem 135 mm ile çekelim, hem 70-200 f2.8 ile çekelim, hem de 70-200
f4 ile çekelim. Üçünü kıyaslamış olalım. Belki de ürün fotoğrafçıları için böyle pahalı lensler almaya gerek kalmayacak. f4 ile gayet güzel fotoğraflar alacağız. Bakalım deneyelim. Bakalım aradaki farkı görmüş olalım. Hangi lens daha keskin ve güzel sonuçlar verecek? Lensin dış gövdesinde manuel netleme halkası, özelleştirilebilir kontrol halkası, AF-MF düğmesi ve bir iki düğme daha görüyoruz arkadaşlar. Bu düğmelerde kontrol halkası gibi sık kullandığımız işlevleri menüden atayabiliyoruz. Menüde dijital kırpma varsa örneğin bu özelliği alabilir ve portre çekimlerinde kullanabilirsiniz. Size hız kazandırır. Objeye 70 cm kadar yaklaşabiliyorsunuz. Otomatik odaklama motoru olarak Nano USM kullanılmış. USM ve STM karması bir motordur bu. 935 gram ağırlığında olan lensin en kısık diyafram değeri f22. Biliyorsunuz arkadaşlar genelde ürün fotoğrafları stüdyoda çekilir ama dışarıda çekilen ürün fotoğrafları gayet güzel oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi böyle bir sahne hazırladık. Elimizde de 135 mm var. Gayet keskin bir lens bu. Gelin isterseniz 135 mm ile birkaç ürün çekimi yapalım. Portrede olduğu kadar ürün çekimlerinde de çok iyi bir lens bu. Hatta şöyle elimde çiçekle çerçeve yapayım çekerken. Bir yanda böyle soldan pembelik vursun. Yukarıdaki pembe çiçekle birlikte ürünümüz gayet güzel çıksın. Bir iki çekim yapalım. Seri çekimlerde enstantaneyi 1/1000'lere kadar kıstığımız oluyor. Böyle durumlarda açık diyafram önemli elbette. Videoda çekiyorsanız IS özenine dikkat etmenizde fayda var. 85 mm f1.2 de IS yok ve sadece f16'ya kadar kısılabiliyor. 135 mm'de hem IS var hem de f22'ye kadar kısılabiliyor. Esneklik arayanlar için 70-200 mm zoom lens daha kullanışlı olacaktır. 85 ve 135 mm açılarını da kapsıyor üstelik. Tek fark diyafram açıklıklarında aslında. Dediğimiz gibi müşterileriniz aradaki farkı anlamayacaktır. Biliyorsunuz geçen sefer bir yakın çekim yapmıştık burada 70-200 mm'lerle. Şimdi elimde 135 mm var sabit bir lens. Bununla da bir yakın çekim denemesi yapalım. Çiçekleri çekelim. Bu lensde 1.8 diyafram değerinde arkadaşlar ama 1.8'de çekmiyoruz biliyorsunuz. 70-200'de arkadaşlar f2.8'iyle 70 cm yaklaşıyordum. F4'ü ile de 60 cm yaklaşıyordum. Bununla da aynı şekilde 70 cm yaklaşabiliyorum ama uzun bir lens değil tabii ki. Benim yaklaşmam lazım böyle olunca 70 cm kadar yaklaşabiliyorum. Umarız bu lens videoları sizlere fayda sağlıyordur arkadaşlar. İşleyeceğimiz birkaç lensimiz daha kaldı. Beğen butonuna da basarsanız bizleri mutlu etmiş olursunuz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.